ortada gördüğünüz gibi bakımsız. Tarihi burada kendi kendine çöküyor. Biz sahiplenmiyoruz yani. Kalenin bir tanesi zaten tamamen kaplanmış otlarla, şeyle, sarmaşıklarla. Yani tarihimizi korumak gerekiyor. 800 yıllık bir tarih. Burada atalarımız ne kadar savaştılar, ne ettiler. Yani tarihini tamamen bilemiyoruz zaten. Ne zaman yapıldığını, ne zaman edildiğini. Bizim bildiğimiz kadarıyla 800 yıllık falan diye büyüklerimiz o şekilde konuşuyorlardı. Ben istiyorum ki böyle tarihimizi kaybetmeyelim. Geleceğimiz, geçmişimiz bilelim ki ona göre bizim çocuklarımız da burada savaşılmış, edilmiş, bu vatan kolay kolay kurtulmamış. Yani bunu bilsinler isteriz. Bir bakım restore olsun, gelip ziyaret edilsin, bakılsın, gençlerimiz görsün. Bunu isteriz. 800 yıllık tarihi çürüyor, elimizden biz bir şey yapamıyoruz. Bizim bir gücümüz yok yani bunu yaptırmıyor zaten, restore yaptırmaya. Ancak devletimiz böyle bir el atarsa rica ediyoruz büyüklerimizden. O sarmaşıkların kapattığı galenin altında bir tarih var zannederim. 1200-1300 yıllarında yapıldığı söyleniyor. Şu arka kısımda. Ama sarmaşıklar kapattığından görünmez. Burayı her hafta, her gün vatandaşlar da gelip gezen olur. Yerli, yabancı. İşte gözümüzün önünde burada bunların böyle eriyip, yani o taşlar zaman zaman parça parça düşüyor. İşte gördüğümüz gibi o sarmaşıklar, bir de diken ağaçları, onlar da sarmış durumda kaleleri. Yani üzülüyoruz. Yani küçükken pek fazla farkına varamıyorduk onun. Ama şu anda mesela sağa sola da gidip tarihimizi gördüğümüz zaman, oralardaki yapıların yapılanmasını, işte oradaki çalışmaları falan görüyoruz. Maalesef bizim burada ben en ufak bir çalışma veya gelip böyle bir yetkililerin burada ilgi duyup da işte bu nasıl olur, nasıl gider, yani böyle bir çalışma hiç göremedim. Evim de hemen burada yakında, bana 100 metre burası veya 150 metre. Yani gerçekten üzülüyoruz yani. Kimin ilgi alanındaysa onların gelip bir an evvel hiç olmasa ki bu kalanları bari restore etmelerini yani istiyoruz.